Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 28 Eylül-4 Ekim haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, önemli ve güçlü bir haftadayız. Dolunay meydana gelecek. Dolunayın olduğu haftalar enerjisel olarak tabii sizi özellikle siz ay tarafından yönetildiğiniz için çok daha güçlü bir şekilde etkiliyor ve Üstelik Koç burcunda öncü bir burçta olacak bu dolunay. Siz de bir öncü burçsunuz. Bu haftanın genel enerjileri üzerinizde duygusal olarak biraz baskı yaratabilir. Evet, artık Satürn Oğlak burcunda retrosunu bitiriyor ve ileri harekete dönüyor 29 Eylül'den itibaren. Oğlak burcunun son derecelerinde ilerleyecek Aralık ayına kadar. Ve bu hafta Koç burcunda gerileyen Mars Satürn'e zıt açıda olacak. Bu sizi biraz zorlayabilir. Bu e, duygusal anlamda çok baskı yaratabilir hafta genelinde. Özellikle 29 Eylül'den itibaren bunu güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz. E, yakınlarınızla ilişkiler çalışıyorsanız, üstlerle ilişkiler, e, otoriteyle olan ilişkilerde, eşinizle olan ilişki dinamiklerinde e, bazı koşulların sizi çok e, kısıtladığını e, hissedebilirsiniz. Çok e, zorlandığınızı ya da aşırı sorumluluk altında olduğunuzu hissedebilirsiniz. Bunlar çoğu zaman da fazla karşı gelemeyeceğiniz, değiştiremeyeceğiniz koşullar aslında. Ya da çok e, uzun süredir e, tolere ettiğiniz, görmezden geldiğiniz bir şekilde e, aslında mücadele ettiğiniz konularda olabilir. Şimdi böyle bir açı aslında bunlarla tekrar bir yüzleşmenizi tekrar bir e, karşı karşıya gelmenizde sağlayacak gibi görünüyor. Do ve 2 Ekim'deki 9 derece Koç burcundaki dolunay sizin haritanızın 10. evinde. Burası aslında kariyer evi. Toplumdaki statünüzle ilgili bir aydınlanma getiriyor ama içinde Şiron'un olduğu hani bizi biraz da zorlayacak, biraz yaralayabilecek de bir enerjisi var. Bu bazı gerçeklerle bizi yüzleştirip sorunlarla baş etmemiz gerektiğinde işaret edebilir. Önemli bir farkındalık tabii ki bu farkındalıkla beraber bundan sonrası için en azından artık eee ilerlemesi mümkün olmayan konularda belki daha net olabiliriz. Kariyerimizle ilgili, işimizle ilgili olabilir, ilişkilerimizle ilgili olabilir, evliliğimizle ilgili olabilir. Çünkü çoğu zaman evliliğimiz de bir kariyerdir. Toplumdaki duruşumuz, statümüzle ilgilidir ve bu dolunayın vereceği enerjilerle beraber önümüzdeki Ekim ayı içerisinde bazı kararlarımız artık geri dönülmez bir şekilde hayatımıza girebilir ve dolunayın etkisi çok değiştirici ve dönüştürücü de olabilir sevgili yengeçler evet bu haftadan itibaren Merkür Akrep Burcu'nda ilerliyor Merkür'ün Akrep'teki seyri de önemli çünkü e, yılın son retrosunu Akrep Burcu'nda yapacak 14 Ekim ile 3 Kasım arasında Merkür retromuz var şimdiden haber vereyim e, 3 Kasım'dan itibaren de yine bir Aralığa kadar aslında Merkür'ün Akrep Burcu'ndaki etkisi devam edecek aslında Akrep sizin gibi su grubu olduğu için Merkür burada ...sizin duygusal enerjinizi ve kişisel yaratıcılığınızı arttıracaktır ve sezgilerinizi de güçlendirecektir. Evet, sezgilerinizden yararlanabileceğiniz bir süreçtesiniz. Ve duygusal hayatınızda, kişisel girişimlerinizde ya da çocuklarla ilgili aktivitelerde... ...en azından 14 Ekim'e kadar Merkür ileri harekette olacağı için... ...daha rahat ilerleyebilir, daha rahat kararlar verebilirsiniz. Bu alandaki girişimlerinizi 14 Ekim'e kadar yapmaya çalışın sevgili yengeçler. Evet dolunayın enerjileri 30 Eylül'den itibaren güçlü bir şekilde devam ediyor ve önümüzdeki haftalar içerisinde de bu tesirler özellikle belki kariyerimiz ve ilişkilerimizle ilgili daha belirleyici bazı kararlar almamız konusunda da çok etkili olabilir. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.